Efendim, Suriye'de veya Mısır'da ve bazı bir takım ülkelerde biz dedelerimizden, ecdatlarımızdan aldığımız terbiye ve ruhtan dolayı komşularımıza yapılan zulümlere seyirci kalamayız diyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Siyasal bir iktidar. Kötü bir söylem mi? Vallahi o söyleme kötü diyen gitsin aklını ve imanını yoklasın. Yani gerçekten başbakanımızın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın bu sözleri çok güzel. Biz zulme seyirci kalamayız. Bu çok güzel bir söz. Ama hangi zulüm? Eğer siz zalimi mazlum gösterirseniz, mazlumu zalim gösterirseniz, bu nasıl bir tepki uyandırır? Nasıl bir tepki uyandırır? Mısır'da Rabia Meydanı'nda öldürülen Esma'ya aylarca televizyonlarda, mitinglerde amblemler yaparak, gözyaşı dökerek, ama kendi ülkende öldürülenlere ses çıkarmazsın. Geçtim kendi ülkeni. Kendi ülkemi geçtim. Sizin tezkerenizle Amerika'nın Johnny'leri gitti bizim Fatmalara, Zehralara, Zeyneplere, Esmalara, Ayşelere, efendim tecavüzler ettiler ve Irak'taki bizim kızlarımız adeta o gün yalvarırcasına diyorlardı gelin bizi öldürün. Gelin bizi öldürün Amerika'nın Johnny'lerinin piçlerini karnımızda taşımayalım. Sizin tezkerenizle bunlar gitti orada onları yaptılar. Camilere de girdiler. Camilere ayaklarıyla, ayakkabılarıyla girdiler. Köpekleriyle girdiler. Yine sessiz kaldınız. Keşke siz dedelerinizden aldığınız ruh ve terbiyeden dolayı zulümlere ses çıkarsa, yani konuştuğunuz gibi amelinize de bunu yansıtsaydınız. Sadece bu sözde kalmasaydı. Dönüyorum bu tarafa. Dönüyorum bu tarafa. Ha şu bulunduğumuz mekanda, şu yakınlarda, Beşiktaş'ta camiye ayakkabıyla girildi diye bir ay televizyonlarda bazı gazeteciler, bazı siyasetçiler, bazı sözde akademisyenler bir ay boyunca, bazı medyalar, medya kuruluşlar bir ay boyunca malzeme yaptılar ki efendim camiye ayakkabıyla girdiler. Hala benim konumu değil, girildi mi, girilmedi mi ki caminin imamı diyor ki ayakkabıyla girmediler. O ayrı mesele. Kabul edin ki girdiler. Bir ay bu konuşuldu mu, tartışıldı mı? Konuşuldu, tartışıldı. Peki camiye ayakkabıyla girmek mi büyük bir vahamettir? Camiyi Kur'anlarla beraber yakmak mı büyük bir vahamet ve vahşettir? Hangisi hangisinden büyüktür? Ayakkabıyla girene bir ay sen konuşuyorsun, miting meydanlarında, seçim meydanlarında, gündemde bu konuyu tutuyorsun. Ama senin ülkende güpegündüz bir ay içerisinde iki tane cami yakılıyor. Senden tatmin edici bir yaptırım, tatmin edici bir konuşma ne yazık ki 77 milyon duyamıyor. Hani siz dedelerinizden aldığınız ruh ve terbiyeye göre zalimin karşısındaydınız, zulmün karşısındaydınız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sağlık olmayan bedende hayır yoktur. Takvasız ilimde hayır yoktur. Takvasız ilim, alimsin ama takvan yok diyor, sende hayır yoktur. Yaşıyorsun ama sağlıklı değilsin, yatağa bağlısın diyor. O hayatta da hayır yoktur. O yaşamakta da hayır yoktur. Emniyetsiz vatanda hayır yoktur. Vatanını sevmeyen insanın da imanı yoktur. Biz açık ve net söylüyoruz ya, biz vallahi vatanımızı seviyoruz ve vatan sevgimizi birilerine ispat etme gibi bir lüksümüz de yok. Birilerine ispat etme gibi bir zorunluluğumuz da yok. Kimse bu konuda bizi test edemez. Kimse bu konuda bizi imtihan edemez. Bu konuda efendim bizim soğan yememişiz ki ağzımız koksun da kalkıp kendilerimizi birilerine ispat etmeye kalkışalım. Hayır. Ya bizim dedelerimiz bu topraklara gömüldüler. Benim kendi ailemden bir şehit vermişim ben. Bu topraklara gömülmüş dedelerimiz. Bu topraklarda dünyaya geldik. Bu topraklarda yaşayacağız. Bu topraklara gömüleceğiz. Çanakkale'de bizim dedelerimizle yatmaktadır. Kimse bizi vatan sevgisiyle efendim, vatan millet Sakarya edebiyatları yapıp da farklı bir kimlikte göstermeye gayret etmesin. Peki bu ülkede güpegündüz
Caferi vatandaşların, Şii vatandaşların ibadet ettiği Allah'ın evi Kur'an'larla beraber yakılıyor. Sen ses çıkarmıyorsun. Öte taraftan da diyorsun ki ben 77 milyona eşitim. Biz öyle bir siyasi düşünceye sahibiz ki Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Alevi, Sünni bizde eşittir. Biz ayrım yapmayız. Ben en büyük Aleviyim. Ayrım yapmayız diyorsunuz. Bunların hepsi güzel. Dün ben Twitter sayfamda yazdım, Facebook sayfamda yazdım, Facebook sayfamda yazdım. Bunların hepsi güzel. Dün cuma namazında konuştum bunları. Hepsi güzel. Bunları inkar edene Allah lanet etsin. Birliği inkar edene, insanlara eşit statüde bakanlara, bakmayı inkar edene, tefrikadan yana olanlara Allah-u Teala bunlara fırsat vermesin. Bakın bunların hepsini kabul ediyoruz. Ama söylem başka, eylem başka olursa işte bu yanlış olan budur. Yanlış olan budur. Emniyet olmayan bir ülke, emniyet olmayan bir ülke. Ya bizim ülke, ya camiler dokunulmazdır. Yani bakın en kutsal, en güvenilir yerler camilerdir. Hı hı. Camiye insan neye gider? Camiye insan ahirete bir şey göndermek için gider. Camiye insan Allah'la konuşmaya gider. Ya bir Müslüman camisinde bile rahat ibadetini yapamıyorsa sen bana hangi asayişten, hangi emniyetten söz edeceksin? Bir insan camisinde rahat ibadet edemiyorsa, istediğin kadar yol yap, altından yollar yap, otobanları halılardan yap. Eğer benim can güvenliğim yoksa, ülkemde emniyet yoksa ben altından olan yolları ne yapacağım? Müsaade buyurun size bir şey anlatayım. Estağfurullah hocam buyurun. İmam Hasan bizi bağışlasın, eğer İmam Hasan'a, o kurban olduğum imama.